Nasıl beğeniyor musun? Adam buraya geldi mi geç oluyor ya. Vallahi bir daha. Köyün yolları biraz zorlu. Evet. Siz köyde evinize bu okula yaya gidip geliyorsunuz. Biraz kış okula. Birinci sınıf, ikinci sınıfı burada okudum. Üçüncü sınıfta Tuncel Merkez'e gittim. Varlıca köyü. Amcalarım hepsi burada doğdu, büyüdü. Hep burada evlendiler. Kemal Kılıçdaroğlu kaç yaşına kadar burada yaşadı? Biz yani ilkokul daha başlamadan buradaydık. Babam memur olduktan sonra annemle beraber şehre gittik. 1952'de buraya çıkmış. Gel yukarı gidelim. Gel burada bak taşlar var. Kaç yılda yapılmış, onları da çekeriz. Türkiye'nin muhtemel 13. Cumhurbaşkanının doğduğu... Büyüdüğü ev. Doğduğu ev burası. Dedim buraya geliyor. Nereden geldi? Zebe köyü var. Yani bu Koreşan aşiretlerin olduğu mekan. Dedemizin olduğu asıl mekan. Oradan göç ediyorlar, Turna yoluna geliyorlar. Turna yolundan da büyük dedemiz oradan buraya geliyor. Kalıcaya geliyor. Bizim köyün ismi hiç değişmedi. O zaman da Barlıca'ydı. Son zamanda da yine Barlıca olarak kaldı. Kemal Bey en son buraya ne zaman geldi? Babamın, amcam onların vefatında falan geldi yani amca. Yani kaç yıl oldu? Epey oluyor. 10 sene civarında falan var. Sonradan yine geldi ama köye kadar gelmedi. Türkiye'nin merkeze kadar geldi. Oradan döndü. Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki, ben bu Cumhurbaşkanlığı külliyesinde yaşamayacağım. Evet. Çankaya Köşkü'ne döneceğim diyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Çok sevindim. Bizi konuştuğumuzda da bize de aynı şeyi söyledi. Çok güzel olur. Şu andaki Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde üniversiteye verdik. Veya üniversite açıyoruz. En güzel. Okul en güzel. Ne çıkıyor? Bunlar kim? Annem, babam. Ne zaman vefat ettiler? Babam 1990'da vefat etti. Annem de 2009'da. Annem daha uzun ömür yaşadı. Tabii buraya gelince şey oluyor. Evet. Annem çok çalışkanmış ama bu köyde. Anlatıyorlar annemi. Yani 2-3 erkeğin yaptığı işi tek başına yapıyormuş. Böyle çalışkanmış. Şimdi Kemal Bey Cumhurbaşkanı olursa yaşasaydı acaba ne düşünürdü? Ne kadar sevindim. Çok sevindim. Tabii bunlar hep Cumhuriyet'in sayesinde. Böyle bir yerde doğan bir çocuğun bir Türkiye Cumhurbaşkanı olması. Ne kadar güzel. Ne kadar mutlu olmuş sana. Tabii ki annem babam sağ olsun. Ben bir ara Kemal daha evvel konuştuğumda avradım desem inanmazsınız. Neden? Çünkü şöyle düşündüm. Yani keşke annem babam sağ olsaydı kendi evladını böyle gözüyle işte çocuğumuz böyle bir yere geldi diye. Ne kadar sevinirdi. Ne kadar mutlu olurdu. Duygulandım böyle. Ağlar gibi oldum yani içeride.